Sevgili mahalleli, bu hafta yine sokağa çıkıp hem vatandaşlarımızla konuştuk hem de keyifli yarışmalar yaptık. Sevgili Like Ama Baylar, keyifli bir sohbet ve eğlenceli dakikalar için bir kez daha Kuzey Londra sokaklarındayız. Hadi bakalım, Londra Mahallesi'nin en keyifli bölümlerinden biri olan bilgi yarışması Like Ama Baylar sponsorluğunda hızla başlasın. Evet, ilk olarak iki tane genç arkadaşımızla yarışmamıza başlıyoruz. Şimdi gençler gelin bakalım, böyle sizi bir tanıyalım. Nerelisin, ismin ne, soy ismin ne? Şöyle kameraya da dön, şöyle bakalım, bir anlat, tanıt bakalım kendine. Bulgaristanlıyım abi, adım Erol. Adın Erol? Evet. Bulgaristanlısın ama ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Abi biz ület orada Türkçe konuşuyoruz diye Bulgarca. Türkçe konuşuyorsun orada? Evet. Ne yapıyorsun burada? Ne kadar zamandan beri buralardasın? Annem babam çalışıyor abi. Annem baban çalışıyor? Evet, biz okuyuz. Sen okuyorsun. Ne zaman geldin İngiltere'ye? 3 ay oldu. 3 ay oldu? Evet. 3 ay daha yeni buradasın? Evet. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Gel bakalım, seni de tanıyalım. İsmin ne? Günan. Günan. Evet. Sen de mi Bulgaristanlısın? Evet, ben de Bulgaristanlıyım. Londra'da toplu taşıma araçlarına binerken kullandığımız bir kart var. Hadi bakalım, sana o kartın ismini sorarak başlıyorum. O kartın ismi ne? Oyster kart. Sen ne? Daha 3 ay olmuş geleli, her şeyi öğrenmişsin ya. Oyster ne demek biliyor musun? Oyster... Belet gibi abi. Ödeyin onu abi ve geçin. İpucu alalım mı? Bak şurada bir abi var. Şu abiden bir ipucu alsana. Neymiş acaba? Neymiş abi? Sor bakalım abiye. Neymiş? İştir diye. Bir daha söyle. İştir diye. Sen de söyle. İştir diye. Sen daha güzel söyledin. İştir diye. İştir diye. Madem İngiltere'ye geldiniz, bana 3 tane İngiliz gazetesinin ismini söyleyin. Ortaklaşa söyleyin hadi. 3 tane İngiliz gazetesi ismi. Bilmem abi, benim gazeteyle pek aram yok. Neden? Bilmem, ben okumuyorum gazete. Neymiş? The Sun. Ney? The Sun. Bir. Etti bir. Devam edelim. Abi. Daily Mirror. Daily Mirror. Yo, etti iki. İpuçlarını alıyorlar, bana söylüyorlar. Bu gençlerin işi kolay. Biz kaçalım artık ya. Artık kaçalım diyorsun değil mi? Evet abi. Bu kadar rezil olmak yeter. Evet. Bu haşarı gençler İngilizceyi burada öğreniyorlar ama onlara ben başka bir şey soracağım. Bulgaristan'dan gelmişler. Elbette ki Bulgaristan'da çok sevdikleri var. Mesela kimler var Bulgaristan'da? Ninem, dedem. Herkes orada. Akrabalarım, evet. Özlüyor musunuz o akrabalarınızı? Evet abi, özlüyoruz ya. Arkadaşlarınızı? Evet, çok özledik. Çok özledik. Evet. Onlarla nasıl hasret gideriyorsunuz? Telefonlarda abi. Evet, telefonda konuşarak. Evet, evet. Peki, İngiltere'den otobüsler çok pahalı burada. Evet. Telefonlar da pahalı. Evet. Nasıl konuşuyorsunuz onlarla? Like a mobile abi. Like a mobile abi. Evet. Neden? Ucuz değil abi. Ucuz mu? Evet. Gördünüz, Bulgar gençler burada. Türkçe konuşan Bulgar gençler burada. Onlar da Bulgaristan'a çok uygun fiyatlarla konuşabiliyorlar. O zaman ne yapıyoruz efendim? Like a mobile kullanmaya devam ediyoruz. Bulgaristan'dan gelip burada çalışan bu iki gencimize hediyelerimizi verip çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi de diğer bir yarışmacımızın yanına gidip sorularımızı soruyoruz. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz önce? Benim ismim Mazlum. Mazlum, nerelisin? Maraşlıyım. Maraşlısın. Kaç yıldan beri buradasın? 18-19 sene oluyor. 18-19 sene? Evet. Ne işle uğraşıyorsun Mazlum? Berberliği öğreniyorum. Berberliği öğreniyorsun? Evet. Nasıl, öğrenebiliyor musun? İyi gidiyor mu? Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor? Evet. O zaman Mazlum'a şimdi soracağız. Mazlum, toplu taşıma araçlarını biz Londra'da kullanırken kullandığımız bir kart var. Evet. O kartın ismini biliyor musun? Oyster kart. Oyster'in İngilizce bir karşılığı var. Bir deniz ürünü anlamına geliyor. Sorsak acaba Mazlum bilir mi? Diyelim ve mikrofonumuzu Mazlum'a tutalım. Mazlum, oyster nedir? İstiri diye mi oluyor? İstiri diye. İstiri diye söyleyişim yanlış olabilir ama. Evet, istiri diye. Evet. Evet. Üç İngiliz gazetesini say desem neleri söylersin? The Sun. The Sun. Bir. Daily Mirror var. Daily Mirror 2.
Deylistağ da var. Deylistağ. Bu aralar herkes aynı cevabı veriyor. İngilizcesi ne demek? Ada kelimesinin İngilizcesi. Island. Island. Evet. Bir. Şimdi gelelim. Deniz ne demek? Seaside. Sea diyelim. Sea, yep. Sea diyelim. Şimdi diğer kelimemizi soruyoruz. Yaz ne demek? Summer. Summer. Yaz, deniz ve adayı. Üç kelimeyi de aynı cümle içinde Türkçe kullanabilir misin? This summer. Oh, Türkçe. Türkçe, üzgünüm. Seni zorlayacağım. Cümle kurma işi biraz zorlasa da Mazlum Bey'den ısrarla bekliyoruz. Bu yaz deniz. Bir adaya. Bir adaya gideceğiz. İşte efendim en sonunda söyledi Mazlum. Peki memleket hasretini nasıl gideriyorsun Mazlum? Böyle uzun telefon görüşmeleri yapıyor musun memlekettekilerle? Öyle fazla uzun olmuyor ama arada bir görüşüyorum, arıyorum, evet. Peki Türkiye aramak için hangi hattı kullanıyorsun daha çok? Leica Mobile kullanıyorum en fazla. Neden? Ucuz. Aslında cevap çok basit değil mi? Ucuz. Ucuz yani, evet, ucuz. Efendim Leica Mobile'lar çok şanslı çünkü Türkiye'deki sabit hatlarla dakikası yalnızca 1 peniye. Cep telefonlarıyla ise dakikası yalnızca 5 peniye konuşabiliyorlar. Elbette ki avantajlar yalnızca bununla sınırlı değil. Aralarında Belçika, Hollanda, Amerika gibi ülkelerin de bulunduğu tam 18 ülkeyle ise Leica Mobile'lar hiçbir ek ücret ödemeden kendi aralarında görüşebiliyorlar. Started, baby.